Arkadaşlar selamlar. Yeni bir ürün araştırma vloguyla karşınızdayım. Bu bölümde MediaMarkt'a gidip ürün araştırması yapacağız. Daha sonra bulmuş olduğumuz ürünleri ofise giderek hep birlikte incelemesini yapacağız. Açıkçası burada MediaMarkt bir hayli büyük, bir hayli ürün çeşidi var. Kafamda belirlemiş olduğum bir kategori yok. O yüzden küçük ürünlere bakmayı düşünüyorum. Çünkü bu iş modelini yapmayı düşünen kişiler için küçük ürünleri ilk başta göndermesi bence daha iyi olacaktır. O yüzden ilk başta küçük ürünleri araştıracağım. Rastgele bir şekilde olacak. Kafamda belirlediğim açıkçası küçük bir kategori yok. Rastgele bir şekilde ilerleyeceğim. Sizin istediğiniz yerler varsa oraya gidip ürün araştırması yapabilirim. Yine bu şekilde araştırma yaparak bulmuş olduğumuz ürünleri Oral-B videosundaki gibi tekrar söylüyorum. Eğer çok karlı bir ürün bulursam Amazon deposuna tekrar göndereceğim. Zaten bu videodan sonra Bulgaristan'a gidiyorum. Bulgaristan'da da bu tarz vloglar çekip mağazalara gidip, AVM'lere gidip ürün araştırması yapacağım. Orada bulmuş olduğumuz ürünleri hep birlikte inceleyeceğiz. Kur farkından dolayı karlı mı değil mi hep birlikte göreceğiz. Yani o iş modeli orada yapılabilir mi? Hep birlikte inceleyeceğiz. Umarım güzel olur. Çünkü başka ülkelere de gidip bunu göstermeyi düşünüyorum. Türkiye'de böyle bir içerik yok. İlk olacağından dolayı benim açımdan daha iyi olacaktır ki sizi de bilinçlendirecektir. Umarım herkes iyi vakit geçiriyordur. Haydi MediaMarkt'ta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, MediaMarkt ürünü araştırması yaptım ve hemen ofise geldim. Sıcağı sıcağına bu videoyu çekmek istedim. Açıkçası maksadım tamamen küçük ürünler bulmaktı ama bir hayli büyük ürünler var. Arada küçük ürünler de buldum ama videonun sonuna doğru denk gelecek. Aşağı yukarı 6 dakikalık bir ürün araştırması. Tabi bazı bölümlerini biz kestik daha iyi size sunabilmek için. Ama videonun sonuna doğru nereden baksanız bir 10-15 tane ürün küçük. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Hepsi buradan bu sefer anlık olarak kontrol edeceğiz. Diğeri bir analizdi. Bu sefer biraz daha ileri seviye analiz yapacağız. Bu videolar geliştirmeye açık arkadaşlar. Dediğim gibi bununla ilgili bir içerik olmadığından dolayı ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Yorumlarınızı yazarsanız bu tür ürün araştırma videolarını geliştirebiliriz. Daha iyi olur. Şimdi daha fazla lafı uzatmadan ürün araştırmaya başlayalım. Yine tekrar buradan açıyorum. İlk karşıma çıkan ürün Brown'du. Hatırlıyorsanız ilk Brown'a denk gelmiştik. Burada yine aynı şekilde Brown'a bir bakalım. Amazon'da. Bu sefer burayı ufalttım. Daha rahat yazabilmek için aşağıdan da ufalttım. En fazla bu kadar ufalabiliyor. O yüzden bundan daha fazla ufaltamayacağım maalesef. Brown Hair Clipper. Bakalım bu sefer neler çıkacak. Tabii bunlara dikkat etmek lazım arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi. Yani elektronik ürünlerde ülkeler arası değişkenlikler olabiliyor. Siz burada araştırma yaparak İngiltere'yi de yorumlayabilirsiniz. Almanya'yı da yorumlayabilirsiniz burada çıkan ürünleri. Yani sadece burada gözüküyor diye sadece bu ülkede satacağınızın anlamı yok. Global bakarsanız sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Büyük şu mu? Şuna çok benziyor. Kaç yorum varmış? 1478. 69. Evet, bayağı bir yorumları artmış. Acaba o mu? Yok, o da değilmiş. Neyse, şöyle en çok satandan bakalım. Aynısını bir karşılaştırırım sonra Türkiye'de. Geliyorum. Hepsi burada ya. Buradan Brown Hair Clippers yazıyorum. Bakalım neler çıkacak. Aynı ürünler mi? En çok satandan en az satana doğru yapalım. Hem Türkiye fiyatlarını da karşılaştıralım. Burada çıkmadı. Şöyle yazsak nasıl olur acaba? Bir deneyelim. Burada elektronik ürünlerin marka modeli şu şekilde var. Brown. ...72... ...21. Şöyle yazdığımızda çıkacaktır büyük ihtimal. Evet, ürün bu. Şimdi aynı şekilde hepsi burada da yazıyorum. Evet, yurt dışından geliyormuş zaten buraya da. Yani bakmayacağım, devam ediyorum. Bunu geçiyorum direkt. Diğer ürünlere baksak mı? Şuna bakalım, Brown Clean. Bakalım. Şöyle Clean yazdığımızda çıkacak mı? Evet. Şu şekilde yazdık. Ürün bu.
bestsellermiş zaten. Bunda Amazon vardır büyük ihtimal. Birkaç soru gelmiş Amazon varsa girebilir miyiz mi diye. Yani evet girebilirsiniz ama Amazon'un ne kadar çok buy box aldığına bağlı bu. Buna dikkat etmeniz lazım. Bazı yerlerde girmek tehlikeli olabilir ama bazı yerlerde girebilirsiniz. Yani biz Amazon'un sattığı ürünlere giriyoruz. Birçok mentorluk verdiğim kişi de girebiliyor. O yüzden analiz yaparsanız doğru sonucu bulabilirsiniz aslına bakılırsa. Bunları geçiyorum elektronikleri. Burada birçok ürün var. Siz durdurup istediğinize bakabilirsiniz. Ben bulduklarıma direkt bakacağım. LG. Bakalım. Evet, 79 sales rank var. Bunun direkt UPC barkodunu yazacağım. Keşke hepsi böyle tek tek çıksa. Bizim açımızdan daha kolay olur. Çok hızlı bir şekilde ilerleriz. Direkt ürünü bize vereceğinden dolayı daha kolay olacaktır ama maalesef tek ürün çıkmıyor genellikle. Şimdi yine bakalım, $35. Şuradan $35 yapalım. Net hesaplayalım. Kur anlık olarak Türkiye'de de devamlı değiştiği için. Şöyle 312 TL. Bakalım burada ne kadarmış Türkiye'de 312. Bunu kapatıyorum. Şöyle aldığımızda komple çıkar mı acaba? Yani şeyde vardı aslında. Evet, ürün bu. Evet, Amerika'da daha ucuz. Yani bazen böyle olabiliyor. Bakalım ne kadara şöyle alalım. Ne kadar satıyormuş acaba? Yani çok da satmıyormuş aslında. 79 sales rank var ama çok fazla da sattığı söylenmez. Enteresan. Devam edelim. Bakalım nelere geleceğiz. Bu sefer karşılaştırma yaparsak böyle daha iyi oluyor büyük ihtimal ki birçoğunuz böyle istiyordunuz zaten. Mesela bu yokmuş. Devam ediyorum. İzin istiyor. Bunlara bakmayacağım. Yani maşa bakılabilir. Yani olabilir ama İngiltere'de satmak daha mantıklı. Dediğim gibi elektronik ürünlerde, prizlerde sıkıntı olabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Router'a bakacağım. Burada bir hayli güzel ürünler vardı. Bir hayli bunlara baktım. Şöyle 697 245 31 62 823. Yanlış yazdım büyük ihtimal. 697 245 316 28 23. Neden çıkmadı? Aslında barkod okuttuğumuzda çıkıyor ama burada çıkmıyor. Şöyle yapalım. Huawei. Router. Şöyle yazsak çıkar mı acaba? Bakalım. Evet, ürün bu. Yani çok da bir şey, 10.000 sales rank'i var. Bu kategoriyi bilmiyorum ama yani daha önce modem satmadım hiç. Bir bakalım. $99. 800 TL'ye yakın. Türkiye'de ne kadar? Yani 900 TL. Şöyle bir bakalım Türkiye'de ne kadar? Burada satışlarını veriyor mu? $1000. Çok da sattığı söylenemez. O zaman kategorisi olarak yani 10.000 sales rank'te bu kadarsa yani 12.000'de falan hiç satmıyor anlamına gelir. 8.000'de taş çatlasın. 3-4 tane satıyor olabilir mi? Yani olabilir. Bestseller acaba ne kadar satıyor? Bu ürün de vardır büyük ihtimal MediaMarkt'ta ama dediğim gibi elektronik ürünlerde dikkat etmek lazım. Devam edelim. Kulaklık. Kulaklığa bakalım. Bu yokmuş. Şunu açalım bu arada da. Yani şimdi buna baktığımızda bunun 93.000'miş. Bayağı bir oynuyor. Tabii 93.000'de ama orada 10.000. Neden böyle olduysa bayağı bir oynamış sales rank'i. O zaman bu doğru değil. Bunu dikkate almamak lazım buradaki sales rank'i. Buradan bakmak lazım eş zamanlı olarak. Çünkü bu çok iyi satıyor. Yani bayağı iyi modeme göre. Bu modem vardı orada yanlış hatırlamıyorsam. Belki ilerlerde görebiliriz. Çünkü birçok modem çeşidi çektim. Mouse'a bakalım. Şurada işimize yaramayanları kapatalım.
Şunu da kapatalım. Ver text. Şuna bir bakalım. Mouse yazalım. Yazdıktan sonra geliyor. Ürün bu mu? 16.000 sales rank. Ya evet, ürün bu. 18.000 sales rank olmuş. Bayağı bir dalgalanıyor sales rank bu kategoride galiba. Devam edelim. O açılıyorken biz de burada devam edelim. Niye açılmadı? Her limitenden bakalım, fark etmez. Hepsinin mantığı aynı zaten. Bunda satış vermedi. Yani 16.000 sales rank. Demek ki onun kategorisiyle aynı az öncekiyle. Bu kategoride tam kategoriyi göremiyorum. Hangi kategoriymiş? Bu kategoride çok fazla sattığı söylenemez o zaman şu kategoride. Yani bu kategoride az önce 10.000 sales rank'te yani hiç satmıyordu neredeyse. Bunda da hiç satmıyor. Ben eğitimde Logitech uygulamalı olarak Transparency kategorisini açtırmıştım. Logitech satmıştık daha önce. O yüzden ben de izin istemiyor. Siz de isteyebilir. İzin isteyenler de görüyorsunuz zaten. Kategori açmanız gerekiyor diyor. Ona dikkat edin. Ürün bu. 20 yani. Türkiye'de acaba ne kadar? Şöyle karşılaştıralım. Yani satış göstermiyor. Çok ilginç. Yani acaba verim mi vermiyor? Ama burası çok dalgalı. Yani sattığı da pek söylenemez açıkçası. Burada 3000 sales rank gösteriyor ama pek fazla da satmıyor. Yani isteyenler inceleyebilir. Yani açıkçası beni şu aşağıdaki dalgalanma tatmin etmedi. O yüzden ben geçiyorum direkt. Yani böyle bir şey olmaması lazım. Büyük ihtimal satmıyor. Devam edelim. Z120 Notebook şöyle alalım. Aynı zamanda speaker yazsaydım daha iyi olurdu. Bunda çıkacak mı? Yok, çıkmadı. Şuraya da speaker yazalım. Acayip ürünler çıktı. Ürün bu. Acaba bu da var mı Türkiye'de? Vardır büyük ihtimal. Devam edelim. Evet, ürün bu. 20 papel kazan. Yeni çıktı sanırım hepsi burada da. Bir inceleyelim bakalım ne kadar satıyor. 42 dolar. Sıfır. Yani bunda da bir şey göstermedi. Çok ilginç. 1000 sales rank'i var. Amazon verim mi vermiyor acaba? Araştırma yapmak lazım biraz. Yani dalgalanması nasıl? Tabii bu dalgalanma da iyi değil. Bakmak lazım ama 1000 sales rank diyor. Bence pek doğru değil gibi ama yine de büyük konuşmamak lazım. Kişi kendisi gönderiyormuş. Siz istiyorsanız detaylı bir analiz yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Çünkü Türkiye'de de var aynı ürün. Klavye, mouse. İlk önce var mı? Bir ona bakalım. M230 muydu? Kaçtı? Bakmadım ona gözükmediği için. Devam edelim. Kulaklıklar. Acaba buna kadar satıyor. 212. Evet. Acaba bu nasıl? Kırmızılı. Şu. Evet. Şunu alalım. Sales rank'i güzel. Umarım diğerleri gibi değildir. Evet, 916 TL. Bu yanında flash. Evet, aynı ürün. İzin istiyor benden. 27.000 dolar totalde cirosu var. Kaça satılıyor Amazon'da? 60 dolar. Yani acaba fiillerle birlikte ne kadar olur? Bir inceleyelim. Hep birlikte bakalım. Burada 535 Türkiye'deki fiyatı görüyorsunuz. Oradan alıp Türkiye'de satmak daha mantıklı. Yani gittiğinizde oraya arkadaşlarınızdan 3'er 4'er tane getirtirseniz çok iyi para kazanılabilir aslında. Türkiye'de bayağı bir fiyatı varmış açıkçası. Yani
ciddi fark var. Yani dolar da arttığına istinaden yani oradan getirilebilir. 3-4 tane böyle satılabilir bu pazar yerlerinde yeriniz varsa. Böyle ters de düşünülebilir. Niye olmasın? Devam edelim. Buradan denedim olacak mı diye. Oldu ama ürün satmıyor. Bazılarında oluyor. Birkaç kere denedim öyle. Hemen yanında bu ürün vardı. Ona da bir bakayım dedim. Orada gözükmedi büyük ihtimal. Evet. Şuradan çıkalım o gözüküyorken. Evet. 349.000 sales rank. Buna bakmaya gerek yok. Çok yüksek sales rank. Buna bakmıştık zaten. Yine ben burada okutmayı deniyorum. Ki okunmadı. Yani güzel ürünler denk gelebiliyoruz arkadaşlar. Yani şimdi sona doğru gerçekten çok ufak ürünler var. Buralarda büyük ürünlere denk geldim. Direkt girdiğim gibi rastgele kafamda belirlediğim bir kategoride yoktu. Videonun başında da söyledim. Yani elim neye geliyorsa çektim açıkçası. Tabi izin almak kaydıyla, çünkü gelip soruyorlar size yani ne yapıyorsunuz diye. Ben ürün araştırması yaptığımı söylemiştim. Yani siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Ufak ürünlere geldim. Burada ufak ürünlere başlıyoruz bu şekilde. Mesela şuna bir bakalım. Link. Şöyle direkt kodu yazacağım. ...850RE. Şöyle alalım, yapıştıralım. Ürün bu mu? Yorum da yazmıyor. Bu mu? Bu büyük ihtimal. Yorumu daha fazla. Şöyle gelelim. Şurada da bir arattıralım. Aynı ürün mü? Yani şeye de bakmak lazım aslında. MediaMarkt'ta da. Yani satmıyor pek fazla. Yani gerek yok. Beğenmedim. Fiyatı da çok iyi değilmiş zaten. Geçelim. Evet, ufak ürünler devam ediyor. Güzel ürünler var. Bakalım bunlar nasıl? Bu da çıkmadı. Buna bakmak lazım ama yani bu ürünler gerçekten çok ufak. Elim avucumda da görüyorsunuz. Bayağı bir ufak ürün. İstiyorsanız siz detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. N300. Şöyle yazdığımda çıkacak mı? Yok, çıkmadı. N300. Şurada kodu varmış zaten. TL WN82 0ND. Şöyle yazarsak evet çıktı. Aynısını geliyorum. Hepsi burada yazıyorum. Hem eş zamanlı olarak alttan da bakmak istiyorum hangi ülkelerde satılıyor diye. 199. Şuradan bir bakalım. Başka ülkelerde var mı? Yok. Aslında şuralarda var. Yani Fransa'da bayağı iyi. İtalya'da çok iyi değil ama Amazon'da 37.46. Hangisini vermiş acaba? Yani başka bir ürün vermiş. O ürün bu da değil. Bir dakika. Tam olarak çıkmadı. Bir dakika. Neden öyle oldu? Varyasyonlu mu çıkıyor acaba? Şöyle yazsam çıkar mı? Galiba bu ürün yok ama gösteriyor Amazon'da. Çok enteresan. Şöyle yapalım. 693 536 40 50 740. Böyle çıktı. Aynı ürünü gösterdiğine satılır. Bakın burada da birebir aynı. Şöyle tıklayalım. Aynı ürünü veriyor. Tamam. Şimdi bakalım acaba satıyor mu? Bizim için satması mesele. Satmıyorsa pek gerek yok. Ama az önceki baktığımız o ürün, ilk arattığımızda küçük olan mouse şey kadar, wireless kadar, o iyiydi galiba. Burada da veri vermiyor. İşte burada şüpheye düşüyor insan. Acaba çok mu satıyor ya da hiç mi satmıyor? Buradan detaylı analiz yapmak lazım ama şu dalgalanma açıkçası beni korkutuyor. Böyle dalgalanmalar. Yani sattığı söylenemez. Yani bence çok satmıyor. Bana çok çekici gelmedi açıkçası. Şu ürünü merak... Yani birçok ürün var. Bunları araştırma yapsak daha iyi olur aslında ama konudan sapmayalım. Bunlar daha güzel. Bunda Amazon var mı? Bir onu merak ediyorum. Bunlar daha iyi. Şuna da bir bakalım. Ya bu ürünleri araştırabiliriz Türkiye'de. Şöyle yapalım. Hatta
konudan sapmayalım ama ben bir merak ettim çünkü bu ürünü. Çok ufaktı. Ona benzer ürünler gördüm orada ama hepsini tek tek çekmedim. Evet, aynı ürün. O nerede? Bakalım. Aynısı mı? Evet. Buraya da gelelim. Bakalım burada veriyor mu? Hayır, vermiyor. 59 TL N11'de varmış. İtalya'daki fiyatı çok iyi. Amazon'da ne satıyor mu acaba? Yani satıyordur büyük ihtimal de veri vermediği için onu da net ölçemeyeceğiz büyük ihtimal. Bakalım bunu da gösterecek mi? Bunu da göstermedi. İşte bu çok biraz şüpheliye kaçıyor ben. Yani bakın bunda dalgalanma da yok. Amazon var ama. Amazon veri vermiyor dışarıya. Bununla ilgili daha önce bir YouTube'a video çekmiştim. Onu mutlaka izleyin. Zaten bu tür ürünleri bu şekilde bulmak daha iyi oluyor. Amazon'da veri vermediği için birçok kişi bu ürünleri bulamıyor. Biraz bu döngüde girsek, bir kaybolsak inanılmaz ürünler bulmamız mümkün. Benim genellikle sattığım ürünler zaten böyle veri vermeyen ürünler. Yani veri olmayan, sadece veriyi siz araştırdığınız da biliyorsunuz ki gerçek hazine onlar. Bazılarınız soruyor ne satıyorsunuz diye bakın. Bu da çok ufak, gördünüz mü? Evet, bu da çok ufak. Bunu da inceleyelim. Bu ürün çok iyiymiş ama ne kadar veri verdiğini yani ben inceleyeceğim açıkçası sizden sonra bunları. Belki bulursam detaylı analizi yaparsam gönderebilirim. Emin değilim. Ama videonun başında da söylediğim gibi Oral bir videosundaki gibi buraya ürün göndereceğim. Bilginiz olsun. Gönderdikten sonra zaten ona ait bir video yapacağım. Bu da iyiymiş galiba. 36.000 yorum var. %100 satıyordur ya. Yani büyük konuşmamak lazım ama. Yani Amazon'da vardı çünkü. Amazon satmayan ürüne girmez. Yani %100 satıyordur. Dışarıya veri vermiyor işte. Yani oradan da anlayabiliyoruz. Hangisi acaba? İkisi de aynı. Farklı liste oluşturmuşlar. Bir buna bakalım, bir ona bakalım. Ne satılır bize ne verecek. Ne satılır burada bize bir şey vermedi. Şimdi gelelim bir de buna bakalım. Pahalı olana. Bu bize veri verdi mi? Vermedi. Şimdi gelelim buraya. Ne kadar satıyormuş bir daha bakalım. Amazon var mıydı bunda? Vardı. Veri de vermiyordu. Evet, harika. Şimdi bunun fiyatı neymiş? 10 dolar. Yani 10 TL yani kar bırakır mı? Bırakmaz ki yani. Ama toptancısına ulaşsak bırakır mı acaba? Yani şu 113 alıyorsa %20 buraya veriyorsa yani olabilir, niye olmasın? Araştırmak lazım. Yani ben bunu araştıracağım, çok ufak üründü. Hatırlıyorum. Yani sıcağı sıcağına olduğu için. Sales rengi de çok iyi. Gördüğünüz gibi ufak ürünler. Burada birçok ürün vardı orada gördüğünüz gibi. Ben sadece belli başlı olanlara baktım. Siz istiyorsanız burada aynı şekilde böyle ilerleme yapabilirsiniz. Ben sizden sonra araştırma yapacağım bu ürünlere, bu ürün grubuna. Bir inceleme yapacağım açıkçası. Beğendim çünkü çok ufak ürünler. Şimdi yani diyebilirsiniz burada ya yani günde binlerce ürün satıyorsa zaten yani Amazon var mı, biz girelim mi, girmeyelim gibi sorular soracaksınız mutlaka. Ya bu sizin tamamen karlılığınızla alakalı olan bir şey. Yani Amazon'a gönderdiğinizde satılacak mı, satılmayacak mı, bunlar sizin kararınız. Ben bekleyebilirim açıkçası. İyi karlı aldığım ürünlerde istediği zaman satılsın. Siz bekleyebilir misiniz? Kendi kendinize bunu sormanız lazım. Çünkü bazen bazıları diyor Amazon var, ben gireyim mi? Gir diyorum. Giriyor, ürünler satılmıyor. Ben ürünleri düşeyim, fiyatı satılsın hemen diyor. İşte böyle olduğu zaman zarar edersiniz. Yani bu size bağlı. Yani bu çıkmadı. Orada çıkıyor, burada çıkmıyor. Çok ilginç. TP link, bunu da merak ettim. Archer. Evet, öyle çıkmıyor, böyle çıkıyor. Çok ilginç. 41 satıcı var. Kaç satıcı var? Bende hangisi acaba? Bu mu, bu mu? İkisinde sales rank'i çok... Bir dakika, pardon. Ben de ekran kayınca karıştırdım. Olsun, ona da bakalım. Yani problem olmaz. Hepsi ufak ürün çünkü. Bunun 680 yorum var. Bunun 9000 yorum var. Bu daha iyi. Dediğim gibi istiyorsanız siz de benden sonra MediaMarkt'a gidip inceleme yapabilirsiniz. Birçok ürün vardı burada gerçekten. Şu görmüş olduğunuz alandakinin hepsi küçük üründü. Hepsine tek tek bakmak istemedim. Yani dağıtmak istedim açıkçası. Gördüğünüz gibi hala çıkıyor ürünler. Bunda da veri yok.
Yani çok enteresan. Yani kesin satıyordur var ya. Amazon zaten hayatta girmez satmayın ürüne. Yani %100 satıyordur. Yine şuradan deneyeceğim. 693, 536, 40, 50, 696. Normalde böyle gözükmesi lazım ama vermiyor. Çok ilginç. Ben mi yanlış yazmıyorum ama. Neyse. NW, WN 823, N 300. Şöyle yazdığımızda çıkacak mı? Evet, ürün bu. 36.000 yorum var zaten. Belli. Az önce buna bakmış mıydık? Bakmıştık büyük ihtimal. Evet, aynı ürün. Aynısını vermiş yine. Gördüğünüz gibi birçok ürün çeşidi var. Devam edelim. Siz istiyorsanız tek tek inceleyebilirsiniz. Buradakileri tek tek durdurup bakabilirsiniz. Ben durmayacağım. Bakın yine bir ufak zaten baktık birkaç tanesine. Amazon veri vermiyor dışarıya. Siz isterseniz kendiniz de analiz yapabilirsiniz. Bunda ben de izin istedi mesela. Gördüğünüz gibi birçoğunda ben de izin istemiyor. Yani sizde isteyebilir. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Sizde izin istemeyeceği, izin istemiyorsa ürünü yarın öbür gün sizden tekrar fatura istemeyeceği anlamına gelmez. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Yani bir ürünü satıyor olabilirsiniz ama yarın öbür gün Amazon sizden tekrar fatura isteyebilir. Bunu hiçbir zaman yabana atmayın. Bu markayı hepiniz biliyorsunuzdur. Genelde oyuncular çok fazla kullanıyor. Yani ben öyle gördüm. Onlara da bakmak istedim. Belki bu videoyu izleyen oyuncular vardır aramızda. Yani bildiği ürünler olduğu için aşinadır. Şuna bir bakmak istiyorum. Bin Sealess rengi varmış. Bakalım doğru ürün mü? Şöyle bir arattıralım. Limited deal olmuş. 57 dolarmış. Evet bu ürün. Aynısına bir bakalım. Yani şöyle biraz Amazon'un veri verdiği olsa da keşke ne kadar çok sattıklarını görsek. Ama vermiyor. Ama benim tahminime göre en az 2-3 milyon dolar satıyordur ayda o tarz ürünler. Yani biz SanDisk sattığımızda görmüştük zaten. SanDisk'in de dışarı veri vermediğini bildiğimiz için efsane satışları vardı. 34 bin dolar. Tabii ben de kapalı. Çok ufak bir ürün gördüğünüz gibi. Türkiye'de ne kadar? Oh. Türkiye'de de bayağı iyi. Yanında X. Yani isteyenler araştırabilir. Yani oradan almak daha mantıklı bazı ürünleri. Tabii Türkiye'de satabilirsiniz oradan alıp. Devam ediyorum. Tabii Türkiye'de bir de çok popüler oyuncuların olduğu ürünler tuttuğu zaman Türkiye'deki fiyatları daha çok arttırabiliyorlar. Öyle bir şey de var tabii. Bakın 630 Sealess rengi var. Şöyle 62 520 521 yazsak ne çıkacak? Evet, ürün bu. Bakalım yine Türkiye'de daha pahalıdır %100. Yine açalım. Şöyle 58 bin dolar. Bunda da ben de izin istiyor. Ne kadarmış? Acaba aynı ürün mü? Şu mu? Acaba hangisi? Şu gal yo. Neyse siz detaylı bakabilirsiniz. Ben girmeyeceğim detayına. Video bayağı uzadı. Uzamasını istemiyorum çok fazla. Hepinizin zamanı kıymetli. Size mantığı göstermeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten güzel ürünler bulabiliyorsunuz. Biz birçok kez bulduk. Hala da görüyorsunuz, buluyoruz. Bazıları Amazon dışarı veri vermiyor. Ufak ürün. Kar tutuyorsa tabii ki satılabilir. Niye olmasın? Gerekli izinleri aldığınız belgeleriniz olduğu takdirde. Onu da her yerde değinmemde fayda var. Onlara dikkat edin. Devam edelim. Başka neler var? HP. Bu çıktı mı? Yani evet, çıkmadı. Devam edelim. Sona doğru güzel ürünler var. Onlar gerçekten daha ufak. Şu kadar aşağı yukarı şu kadar ürünler vardı. Onları da yani genelde ufak ürünler aradım. Evet, onlardan biri bunlar. Bu videonun sonuna kadar ufak ürünler var artık. Bu tarz ürünleri aradım açıkçası. Çok ufak. Çünkü en sevdiğim benim bu ürünler. Yani gerçekten çok ufak olacak ve small and light'a da işlettirebiliyorsanız fiyat ve her şey tuttuğu takdirde
Gerçekten güzel paralar kazanabiliyorsunuz Small and Light. Yani Amazon Small and Light yazarsanız Google'a karşınıza ilk sonucu çıkartacaktır. Oradan bilgi edinebilirsiniz. Bazı kriterler tuttuğu zaman gördüğünüz gibi iyi paralar kazanabiliyorsunuz. Şöyle Q 230 80 yazsam çıkar mı acaba? Evet çıktı. Kaç? 16.000. Şöyle de yazalım. Bakalım doğru mu? Bu çıkmadı. Tamam. Şöyle yapalım. Philips Norelco. Hepsi yurt dışından. Şöyle yazalım şimdi. Yani bu sitede yok. Yani MediaMarkt'a bakılabilir aslında. Yani MediaMarkt'a da bakalım. Şöyle bir yeni açalım. MediaMarkt. Buradaki satışlar nasılmış? Subscribe and Save kayıtlıymış zaten. Gördüğünüz gibi efsane satıyor. Buradaki fiyatını merak ettim. Ürün orada var ama burada yok. Çok ilginç. Acaba ne kadar? Yani ürüne ulaşamıyoruz. Çok iyi cirosu var çünkü. Çok ufak ürün. Tekrar geliyorum buraya bakın. Gördünüz mü ne kadar ufak ürün? Yani bayağı bir ufak. One Blade yazsam çıkar mı acaba? Böyle de çıkmadı. Philips yazsak. Philips One Blade birli. Buradaki kaçlıymış ki, bir dakika. Üçlüsüne mi baktık biz? Burada üçlü paketi olan varmış. Olsun. Yani 3 tane yan yana paketlenip gönderebilir. Niye olmasın? Fiyatlar tuttuğu takdirde hepsini birbirine yapıştırıp gönderirsiniz. Tabii üçlü ayrı satılmıyorsa, tabii paketi yoksa ekstradan. Tek tek yani. Ben evet tekli okutmuşum. Büyük ihtimal ondan bu çıkmış. Yani Amazon var mı? Var. Amazon'da Buybox araştırılabilir. Yani üzerine düşülebilir. Amazon'un ne kadar Buybox aldığına bakılabilir. Yani birçok kriter var. Güzel ürün. Kötü değil. Yani buradan net kafadan hesaplamak istemiyorum. Buradan baktığımızda günlük kuru bize gösteriyor 312. 3 tane aldığımızda tabii şu an burada karsız gözüküyor ama tabii bunları detaylı bir şekilde araştırmak lazım. Toptancısından daha ucuza almak mümkün. Biz şu an sadece online olarak yapıyoruz. Güzel. Bu ürünü beğendim. Araştırma yapmak lazım. Çünkü çok ufak ürün. Ufak ürünler her zaman kazandırır. Çok fazla komisyon olmaz. Bakın altında da zaten farklı ürünler de var. İstiyorsanız siz de onları inceleyebilirsiniz. Birçok ürün çeşidi var. Yani sadece bir tanesi olmasına gerek yok. En güzeli oymuş. Mesela bu ne? O okuyamadı. Devam ettim sonra. Bir başka sitesinin şey verdi bana. Bakın burada başka bir markası. Bunu devam ediyorum. Mesela bende bunda izin istemiyor. Bunda izin istiyor. Çok enteresan. Size söylemiştim. Bu eski bir hesaptı. Dikkat etmek lazım bu tür kriterlere. Her yerde belirtiyorum onu. Mesela bunlar da güzel. Şuna bakmıştık. Buna dikkat edin. Faturanız olsun. Faturanız uyuşması gerekir. Yani belge ve bilgileriniz Amazon'daki yazan adresle. Yani adresinizde ne yazıyorsa faturada da o olması lazım. Uyuşmalı bilgiler. Uyuşursa problem yaşamazsınız. Kabul etmeyeceği zaman tekrar gönderirsiniz. Bunu birkaç kez deneme yanılma yapmanız lazım. Bazen ilk seferde kabul etmeyebiliyor. Bunun için birçok kriter var. Ama oluyor bu iş. Olmuyor değil. Bunu zaten birçok kere söyledim. Ben buradan bazı ürünleri analiz yapacağım. Özellikle o ufak mini USB'leri, onları beğendim. Biraz analiz yapmam lazım açıkçası. İyi fiyat bulursam belki gönderebilirim, emin değilim. Zaten bu tarz videolar gelecek. Umarım faydalı olmuştur. Arada biraz bu tür yani tamamen spontane gittiğim için tamamen bir solukta bitirmek maksadıyla alışamadım daha bu video çekmeye. O yüzden bazı yerlerde duraksıyorum, kusura bakmayın. Hiçbirinizin zamanını almak istemem. Aşağı yukarı 30-35 dakika olmuş. Hepinizin zamanı çok değerli. Ama bir şeyleri size göstermeye çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Başka bir videoda görüşmek üzere.